yanına. Etken edin. Evet hocam. Adamla. İsim de. İşte ben de kur değil mi? Bugünkü kunda Kur'an huddu bir ziynetke okşak kalıyor. Cemiyetimizdeki umumi ahval bana şu. Fakat şekil var. Peki... Bugünkü hayatımızdan Kur'an-ı Kerim bizge keltirgen ilahi haberlerini birer de izini tapa alasan mı? Doğru şekli var, lekin mazmun yok. Kur'an-ı Kerim nima uchun keldi? Bugün bu hakta hiç kim o'ylayotgani yok. Cemiyetimizde okulayotgan kitoblarning eng az anglangani Kur'an, eng kam tanilgan inson Hazreti Muhammad, eng kam tafakkur etilganlari esa Allohning oyatlaridir. Aytganingizni tushunyapman. Yani yakışılığa düşünüşün için peygamberimiz davrilerde bolu otken bir vakiyana edip vereyim. Bir günü peygamberimiz sahabaları davrasında oturardılar. Uzat ashabıya karate bunu dediler. Gelecekte Kur'an-ı Kerim'ni sizlerden hem kubrak okuydular. Sahabalar bu sözden xafa bo'ldilar. Biz payg'ambarning yonida yurib ham Qur'onning haqqini to'kis ado etolmayotgan ekanmizda dedilar. Shunda Rasul akram xafa bo'lmangiz. Qur'onni sizlardan ko'p o'qishlari to'g'ri, lekin o'qiganlari tomoqdan nariga, ya'ni qalbga o'tmaydi dedilar. Bu aytganlaringiz menga ko'pgina narsalarni oydinlashtiryapti. Gerçekten öyle değil mi? Hakikaten ham shunday. Bugun dünyada bir sutkada 24 soat tinimsiz Qur'on tilovati eshitiriladigan radio markazlar bor. Halbuki payg'ambarimiz davrlarida bu narsa yo'q edi. Bundan tashqari, yana masjidlarda ham tinimsiz Qur'on o'qiladi. Xudoyi mavludlarda, hatto turli konferensiya, yig'ilish, majlis va musobaqalarda ham Qur'on tilovati qilinadi. Qiroat nihoyatda go'zal, ammo ma'nosini anglashchi. U olib kelgan ilohiy xabarga ergashishchi. Bularning hammasi qalbga o'tolmasdan bo'g'zimizning o'zida yo'q qolib ketyapti.